Bu sene herhalde Survivor'ın en renkli ismi. Zaten Survivor. Yine Allah Survivor mu dedin? Yasin, Allah söyletti. Bakarsın yarın öbür gün Survivor'a gidersin. İnşallah. Yani keşke gitsen, orada da bu rengi katacağını düşünüyorum. Nasıl geçti MasterChef? Biz seni izlerken gerçekten hem eğlendik hem de çok sevdik seni. Çünkü yeri geldi avatar oldun, yeri geldi Batman oldun, arımaya oldun. Yeri geldi kedileri kovaladın dışarıda. Etini çaldı kediler. Bak bunu herkes bilmez, iyi takip edenler bilir. Nasıl bir MasterChef yaşadın? Vallahi açık konuşayım. İlk geldim, baktım böyle, aha dedim hepsi şef. Burada 3 yıl tarafta kal, sesini çıkarmadan git. Yani böyleydi, açık konuşacağım. Ondan sonra haftalara geçtikçe, ha dedim bu hafta giderim. Ha ikinci, ha üçüncü hafta derken bir de baktım, o dedim ben bunların hepsini yerim. Bunları tek tek gönderirim dedim. Neden? Çünkü bu parmaklarda yetenek var. Bu parmaklar, bu göz ve bu ağız tada baktığı zaman aynısını alır. Ve ben muhteşem bir kopyacıyım arkadaş. Bir kopya çekerdim, anlatamam. Ta oradan 3 metreden 3 önümde şey vardı, Batu en öndeydi, Batu'dan bile kopya çekerdim kendi insanlara. Ne yapıyordun, neye bakıyordun mesela? Bakıyordum, yapış tarzına bakıyordum. İlk başta neyi kullanıyor, hangi malzemeyi önde kullanıyor. Mesela Batu'yu çözdüm. Batu gözüm kapalı nasıl yemek yapar söyleyeyim size. Eti atar, yağ banyosunda yaptırır, bir tane sarımsak atar, bir tane mantarı keser, slice yapar. Ondan sonra üstüne bir dağ kekiği falan keser. En sonunda da bir yeşil soğan parça koyar üstüne, karamelizeyi de döker. Al sana tabak. Bitti bu kadar. Karamelize olmadan bir şey yapamaz mı yani? Konfi ve karamelize en büyük özelliği. Atıyorum. Mesela güzide. Eğer bu mutfak Türk mutfağı olsaydı sadece güzide hepimizi tokatlar eve gönderdi. Şampiyon olurdu. Bu Sunay'la beraber. Sunay'la beraber ikisi inanılmaz yani. Türk mutfağını da yakıp yıkarlar. Hepsinin özelliğini biliyorum. Mesela Sunay'ı hep önüme çekerdim. Neden? Çünkü Sunay'a bakardım. Alttan kaptanlıkta ne yapar? Yanıma geliyordun sonra. Yanına da gelirdim. Bir ondan çekerdim. Bir giderdim ne bileyim ondan bundan hepsinden çekerdim kopya arkadaş. Ben kopyacağım. Çünkü bir şef kopyacı değilse şef olamaz. Ama niye? Yeni duydum. Bir dakika. Ne yeni duydun? Sinir etme beni. Çünkü eğer sen şefinin tabağını yapamazsan aynısını, bakıp da şefin tabağını aynısını yapamazsan, yani bu nevi bir kopyadır ama iyi yönde bir kopyadır. Kötü yönde kopya değil. Evet, evet. Siz dersteki kopyayla yemekteki kopyacılığı karıştırmayın arkadaş. Dersteki kopyacılık emek hırsızlığıdır, çalmaktır. Yemekteki kopyacılık ise şefin tabağın aynısını, yani yetenekliysen eğer o şefin tabağını yapabiliyorsan Orhan'cığım, sözde steakhouse dükkanın var senin. Gerçekten. Neyse. Doğru söyledin. Yasin bir şey soracağım peki. Hani yarışmaya giren Yasin'le çıkan Yasin arasında yemek yapma yeteneği olarak çok büyük bir gelişim var mı? İnanılmaz var hem de. Nasıl var ya, anlatamam yani. Evet. Mesela çok iyi restoranta baş aşçı olabilirim. Ama olmak ister miyim? Olmam. Teklif var mı? Var. İstemem yani. Kusura bakmayın. Öyle kolay değil beni kapmak. Konu neydi? Konu da... Güzel işletmecilik yaparsın. Kopyacıydı konu. Ben işletmecilikte 10 numarayım. Mesela ben seni alırım Brad Pitt diye Amerika'da Hollywood filmlerine satarım. Ki inanırlar yani. O derece. Düşün yani. Çünkü ticaret benim işim arkadaş. Ben ticaretçi adamım. Suyu şerbet diye satarım. Pilavı makarna diye veririm adamın önüne. Yer yani. Yoğurt dökerse kum soslar. Senin pilavların meşhur değil mi? Evet, benim King pilavlarım sos ve King sosum var. Onlar meşhurdurlar. King İyiden, sosun? Tabii. King sosunun formülünü kimseye verdin mi bugüne yok, kadar? Yok. Öyle ama verir miyim ya? King sosun formülü verilir mi? Kimseye vermiyorsun. Kimseye senin özel King formülün sos. Evet, özel. Sadece Batır biliyor. Hı-hı. Batır da Türkçesi çok iyi değil. Anlatamaz bile kimse sorsa. Ben anlarım. Evet. Neyse, katlerine karıştırma orayı. Yasin, peki nasıl bir arkadaşlık yaşadınız burada? Yani çünkü sen yine herkesle ufak tefek problemler yaşayan ama buna rağmen herkesin de çok sevdiği bir yarışmacısın. Şimdi arkadaşlarım hepsi benim içimi bilirler nasıl bir insanım. Ben düz bir adamım arkadaş. Yanlışı gördüysem yanlıştır derim. Doğruyu gördüysem doğrudur derim. Ben kimsenin arkasında oynamam. Önünde ayrı, arkasında ayrılık yapmadım yani. Kimsenin arkasında konuşup önünde farklı konuşmadım. Ben önünde de neysem oyum, arkasında da neysem oyum. Söylediğimin arkasında duran oldum her zaman. Ve her zaman biri başka arkadaşıma bile haksızlık yapsa bile konuştum. Korkmadım. Beni potaya gönderebiliyorsa göndersin dedim. Yeri geldi düelloya davet ettim. Yeri geldi tartıştım. Yeri de geldi. Ve konuşma, ben konuşurum. Yüzü de bir şey sordu be.
Çok uzun. Evet, Eda ile Yasin burada. Sana da. Sana da anne dedik, bağrımıza bastık. Teşekkür ederim. Bir dakika, bir de buradan bir şey söylemek isterim. Ya bir saat konuştun ya. Algı yapma. Dur bir dakika ya, bir şey daha söyleyeceğim. Buradan herkese seslenirim. Eyvah. Yemin ederim Guzide dünyanın en iyi, en temiz kalpli kadınlarından biridir. Lütfen Guzide ile uğraşmayın. Ve Guzide'nin tırnağı taşa çarpsa emin olun ilk koşanlardan biri de ben olurum, çünkü kendisini çok severim. Ha takipsi beni geçmiş mi geçmiş, kıskanırım. Kabul etmek gerekirse ama beynim almaz, insanlara seslenirim. Beni bulun çünkü ben çok eğlenceli bir adamım. Tamam, beni de takip edin. Paylaşacağım bugün. Söz mü? Söz, tamam. Guzide'ye iyi davran yani. Guzide valla ben troll yapıyordum. Gitmişim Dolmabahçe Sarayı'nı çekmişim Guzide'nin evi diye. Millet bana mesaj atıyor. Aa gerçekten Guzide burada mı oturuyor? Ve Dolmabahçe Sarayı'nı bilmiyorsam benim suçum ne yani? Tavus koşunu hindi diye çekmiş. Hindi mi besliyorsun? Tavus koşunu da hindi diye çektin. Dediler hindi mi besliyorlar? Dedim ne hindisi be? Ben de bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Ondan sonra başka kime geleyim? Suna'ya gelecek olursam çok teşekkür ederim. Bana inanılmaz yardımlar oldu Suna. Bir şef gibi başımda durdu, öğretti bana resmen yine bazı yaparım. Şeyleri. Yine de yapar, Allah razı olsun. Ekin'le aran nasıldı? Ekin'le aram çok iyiydi. Onunla muhteşem kankiydim. Evet. Ya buradaki herkesle aram. Batu'yla aram çok iyi, spor arkadaşım. Ondan sonra Mustafa'yla aram çok iyi, kulüp arkadaşım. Alican'la aram çok iyi, ev arkadaşım. Ondan sonra Orhan'la aram iyi değildi açıkçası. Zaten erken gitti. Başka Kıvanç'la aram iyi değildi. Ara sıra son hafta iyi olmaya çalıştım ama oldum yani, idare eder. Oldum. Eda'yı çok severdim. İnanamazdınız var ya, her gün günüm onu görmeden Eda'nın gitmesi için sarımsak taktım, olmadı. Dua ettim, olmadı. Sirke döktüm, olmadı. Gitmedi arkadaş en son. Sevmediğinden mi? Sevmediğinden mi? Dua etmiştin. En son dedim ki ya Rabbi dedim, sen bize Survivor Melisa ve Eda şansı ver. Amin. Neden? Çünkü kardeşim gitmiyorlardı. Ne yaptıysak gitmediler yani. O kadar kulis yaptınız, gitmedik değil mi? Kulis ne kulis yapacağım? Kulis, ben kulis değil, benim algı, işim dedi ki. Algı. Kulis de var. Kulis de var, algı Yasin, da var hepsi. Yasin'cim sana da teşekkür ediyoruz. Çok büyük renk kattın yarışmaya gerçekten. Hani bu gelişimini bir izleyici olarak izlerken biz de hem eğlendik hem de gurur duyduk. Yani sana neden? Da benden bir alkış gelsin. Alkış ediyorum. Dur, en son bir kere level'lar mısın? Dur be. Level'larımı da söyleyeyim. Speedy Gonzales, Arımaya, Dedektif Gadget, Batman, Avatar. Kaçırdığım şey var mı? Braveheart. Yok. En son oldun mu? Yok, Braveheart değil. Aa bu beşi. Jon Snow. Jon Snow. Beni şey gönderdiler ya. Bir de Jon Snow oldu. Beni eleme potasına gönderdiler. Ben de siyahları çektim üstüme. Müfettiş Gadget. Onu dedi. Winter is coming dedim. Winter is coming. Yani MasterChef yeni başlar. Evet. Herkes gardını alsın. The King Richard gelir dedim ve. Söylemiş onu. Ondan sonra el elmedim. Teşekkür ederiz yani. Evet. Son 7'ye kaldım ha.